Peki. Peki. Sorusu olan var mı arkadaşlar Murat'a? Peki Murat, ben bir soru sorabilir miyim? Bu Medical Peace Work hani kuruluş amacını biraz açabilir misin? Yani neden kurulmuş böyle bir şey? Ne yapmaya çalışıyorlar? Sağlık personeli neden barışla ilgileniyor? Sağlıkla barış arasında bir ilişki mi var? Bunları biraz bize yanıtlayabilir misin? Evet, yani sağlık alanındaki şiddetten sadece sağlık alanındaki şiddete mi odaklı yoksa toplumdaki tüm şiddeti önlemeye mi odaklı? Yani toplumdaki örneğin savaşları, aile içi şiddeti, kadına yönelik şiddeti bunlarla ilgileniyor mu bu kuruluş? Doğru doktor sağlık çalışanlarına yönelik anlatıyorlar. Tabii bu kurslar yani sağlık alanında sağlık personelini eğitiyorlar daha çok ama hedef aldıkları konular sağlık alanındaki şiddette sınırlı değil. Tüm şiddetini ele alıyorlar. Yani burada diyorlar ki sağlıkla barış arasında önemli bir ilişki var. Barış olmadan sağlık olmaz. Dolayısıyla toplumun her kesimindeki şiddeti önlemek gerekir. Buna da burada bu noktada sağlık çalışanlarına başta hekimlere büyük görevler düşmektedir. Bu görevlerin başında araştırma yapmak gerekiyor. Yani bunların nedenlerini ortaya koymak, araştırma yapmak, burayı bir bilim alanı olarak ortaya koymak gerekiyor. Yani şiddet neden ortaya çıkıyor, nasıl önleyebiliriz, hangi yaygınlıkta? Sağlık çalışanları bu alanda araştırma yapacak, bilgi toplayacak, akademik bir alan, uzmanlık alanı olarak aslında doğuyor bir yandan. Tıbbi barış işi çalışması bir bakıma bir uzmanlık alanı ileride olursa karşımıza böyle çıkarsa çok şaşırmayın. Çünkü burada öncülük edenlerden bir tanesi orada da var Galtung. Johan Galtung o da bu alanda araştırmalar yapıyor. Bir bu. Hani sadece sağlık alanı değil, tüm şiddete karşı şiddeti engellemek ve barış ortamını sağlamak amacında bunun içinde tüm sağlık çalışanların rolleri, sorumlulukları, eğitimleri nelerdir, ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Bu grubun amaçlarından birisi bu. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar başka sunum yapacak olan var mı bugün sunumu hazırlayan içinizde? Kim? Hasan sen misin? Evet Hasan, senin soyadını alabilir miyim? Hasan, peki ekranını paylaşır mısın bize? Konun neydi? Tamam, ekranları paylaş bizimle. Evet. Evet Hasan.
Peki Hasan, sen dedin ki hani sanırım bir yerde bir düzeltme yapalım. Başka bir alternatifi olmaması halinde dedin ama olması durumunda yani başka bir şey örneğin seçenek değil mi? Biraz geri gidersen gerideki şeylerde hayvan deneyleriyle ilgiliydi sanırım araştırmalarında olduğu sayfada. Pardon. Evet, biraz geri gidebilir misin Hasan? Ben sesini biraz orada dedin ki bir şey var. Hani alternatif olmaması durumunda biraz geri gidebiliyor musun? Tamam. Tamam. Biraz evet. Alternatif olmaması diye bir şeyden söz ettin. Biraz gerideki bir slaytta. Hani olması durumunda diye ya da olmaması dedin ama olması durumu olması gerekiyor bence. Yani bir başka şey deney, çalışma, araştırma bir sonrakine geçelim. Başka başlıca seçeneği olmadığı halde. Bu başlıca başka dedim de başlıca seçeneğin bu olmaması halinde. Yani deney hayvanı olarak kullanmak. Başka şekillerde hücresel deneyler yapabilirler. Bu durum varsa hayvan deneyi olarak kullanmak, hayvanları denek olarak kullanmak da bir şey. Bununla ilgili herhangi bir şey var mı biliyor musun? Mevzuat, düzenleme falan. Hayvanlar üzerinde araştırma yapmak konusunda. Yani araştırmalar peki insanlar üzerinde araştırma yapanların uyduğu bir kısım kurallar var mı? Sözleşmeler bir insanlar üzerinde araştırma yapmanın kuralları var mı? Neden? İnsanlar üzerinde de araştırma yapıyoruz. Gidiliyor. Tabii insanlar üzerinde de pek çok araştırmalar yapılır ve hani çok sayıda araştırma olmadan bilim olmaz. İnsanlar üzerinde de sürekli araştırma yaparız. İnsan ama işte bunlar İnsanlar üzerindeki araştırma etik sözleşmeler var, biyoetik sözleşmeler var. Bu kapsamda yapılır. Yani insan üzerinde örneğin bir araştırma yapacaksan bunun ilk kuralı nedir? İnsanın o insanın onayını almaktır, iznini almaktır. Bir kişinin izni olmadan o kişi üzerinde araştırma yapamazsınız. Bu daha önce böyle değildi tabii. Yani İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan bir kural. Nürnberg Mahkemesi var bir mahkemede. Daha öncesinde işte savaş sırasında pek çok insan üzerinde acımasız deneyler yapıldı. Ama daha sonra etik kurallar geliştirildi. Şu anda da tüm araştırma yapmak isteyenler, özellikle müdahale araştırması ise insanlar da bir girişimde bulunacaksa mutlaka etik kurul başvurusu yapacaklar, etik kurulu onayı alacaklar, insanların onayını alacaklar ve hani bir kısım süreçlere uymak zorundalar. Aynı şekilde aslında hayvanlar için de aynı şey var. Hayvanlar üzerinde araştırma yapmanın da kuralları var ve hayvan hakları da var. Nasıl ki insan hakları, etik kurallar var, hayvanlar üzerinde de araştırma yapmanın kuralları var. Araştırmacılar buna uymak durumunda. Evet, bunlar biraz hani eksik tamamlaman gereken konular. İki kişiydiniz sanırım siz. İki kişilik grup. Evet, peki teşekkür ederim. Başka arkadaşlar var mı sorusu katkısı olan? Efendim?
Verilemez. Evet. Tabii. Tabii yani etik kurullar var. Bazı hayvan deneyleri üzerinde yapabilmek için de kurs almak gerekiyor, sertifika almak gerekiyor. Bu tür kısıtlılıklar söz konusu. Bu araştırmalarda aşama aşama gider. Pek çok ilaç araştırması, müdahale araştırmaları özellikle aşı da böyledir. Önce hücre deneyleriyle başlar, sonra hayvan deneyleri. Yani canlı hücrelerde başlanır, denenir. Hücre laboratuvarda, sonra hayvan, canlı hayvana, sonra gönüllü insana, sonra da genişleyerek gider. Böyle bir sıra var. Evet arkadaşlar, başka bugün kimin şey var? Sunum olan var mı aranızda? Tamam, sorunun ne? Evet. Şimdi ekranı paylaşır mısın bana Miraç? Şimdi senin adın ne? Bir dakika ben Miraç Doğu, Miraç Doğru. Bir dakika ben bakayım. Ekranımı paylaşacağım. Önce ben paylaşayım sonra sen şey yapabilirsin. Tabii barış dersi, katılımcılar görüyor musunuz? Sen buraya kayıt olmuş muydun peki hiç? Miraç, soyadın neydi Miraç? Tamam, şöyle medya başa bakalım. Miraç doğru, gözüküyorsun sen burada şu numarayla beraber. Şimdi buraya giriş yapamıyor musun? İşte burada sen şu şekilde deneyeceksin. E-posta adresin böyle. Bir dene bakalım şimdi. Dene, haber ver. Tamam. Başka var mı arkadaşlar sorusu olan? Katılmakta zorluk çeken. Evet. Herkes kendininkini görebilir. Diğerlerininkini göremezsiniz de siz kendinizinkini görürsünüz. Evet. Efendim, yaptın mı şu anda giriş? Oradan derse bu gireceksin. Dersler içerisinde ödevler var. Oradan ödevleri yükle diyeceksin. Yani bak şurada girdin tıbbi barış dersi aşağıya değil mi? Şurada sizin ödevleriniz şurada arkadaşlar. Makale slayt sunumu aşağıda. Evet, ödev makale değil mi galiba? Makale evet. Şuraya slayt sunumunuz yukarı, makaleyi de aşağı yapacaksınız. Oraya tıklayıp sunum yükle diyeceksiniz orada. Ya yani dosyanızı yükle diyeceksiniz. Tamam. Ya konunuz da orada yok muydu arkadaşlar? Sizlere vermiştim ben o. Tamam bak bu da o. Ya yani o kadar ilgilisiniz ki. Şimdi ne diyeyim ben siz. Onlar da burada bak. Ben bunu sene başında verdim. Bak şurada
En başta şuradan duyurular yapmışım. Amaç öğrenim hedefleri var. Ödev konusu ve gruplar var şurada. Bakın ödevin altında makalenin üstünde ödev konusu ve gruplar var. Oraya tıklayınca da grup hangi gruptaysan buradan görüyorsun Miraç konunu. Grupta olduğunu da oradan bakarak bulabilirsin gruplarını şeyini. Hangi sunumu yaptığını yaptın mı sen sunum? Sunumunu yaptın mı mesela? He? Yapmadın. İşte onlardan eksik alacaksın. Sunum yapmadıysan, ödevini yüklediysen notun zayıf olacak. Sunum yapmayanlar burada kırmızı. Evet. Bu dönem bunları yapacaksın. Zaten sınav olağanüstü bir durum var. Yani ben ne yapmamı istiyorsunuz bilmiyorum şimdi. Evet Elnur'a. Evet, kim birisi bir şey söyleyecek herhalde. Evet, sunumunuzu haftaya da devam edeceğim. Haftaya ya tamamlayın sunumları. Haftaya belki bitiyor çünkü şeyleriniz artık. Not gireceğim ben sunumlarınızla ilgili. Ödevlerinizi ve sunumlarınızı hızla tamamlayın arkadaşlar. 2 ay siz de evdeydiniz. Yani bizim bir sürü işlerimiz oldu. Salgınla uğraşıyoruz bir taraftan. Size de yetişmeye çalışıyoruz. Artık döndünüz ve tamamlayın şeylerinizi. Peki. Ceyda sen misin? Evet Ceyda buyur. Merhaba. Ha. Yüklemiştim. Evet biliyorum. Derse kaydın. Bir bakayım da sorun mu oldu acaba? Şimdi sen sunumunu yaptın biliyorum. Bir bakayım. Seçmeli dersler içerisinde. Şimdi 2 tane şey olabilirse öğrenci kaydına mı girdin? Öğrenci kimliğinde ya da başka bir şeyle mi girdin? Katılımcılara bakıyorum.